Merhaba, hoş geldiniz. Ben şu anda Hong Kong'dayım. Daha önce Malezya'da başladığım bir proje vardı, Şu Çılgın Türkler diye. Bu projede yurt dışında tanıştığım ve hayatına ilginç bulduğum insanların videolarını çekiyorum. Onlarla ufak bir söyleşi yapıyorum. Şu anda da Hong Kong'dayım ve burada geçen gün tesadüfen dolaşırken Zahittin abiyle tanıştım. Zahittin abi burada bir Türk restoranında çalışıyor yıllardır. Şimdi onunla ufak bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Şu Çılgın Türkler'in ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet Zahittin abi, eyvallah. Hoş geldin sen de tekrardan. Eyvallah abi, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Vermiş olduğun bu emekler için gerçekten de biz de memnun kaldık. Evet. Dünyaya tanıtmak güzel bir konu. Ne zaman geldin abi Hong Kong'a? Abi 2017'de Hong Kong'a geldim. 2017. 2017 idi. Hiç uçağa binmedim. Uçakta korkuyordum. Dışarıya çıkmadım yani. Gaziantep'ten, ben Gaziantep'liyim. Mağara başında oturuyorum. Mağara başlıyım. Hiç dışarıya daha çıkmadım. Yani yurt dışına çıkmadın? Yok. Ülkede gezdin? Gezdim. Hiç yurt dışına çıkmadım. İlk yurt dışı tecrüben direkt Hong Kong'a yerleşmek mi oldu? 2017 idi. Hiç dil bilmiyorum. Dil yok. Hiçbir şey yok. Tabii bu yardım Cenab-ı Allah'ın yardımıyla. Bir de annemin duasına, anne baba duası olmadan bu gibi şeyler mümkün değil, olmaz. Anam babamın duasıyla, şükürler olsun Rabbime. Çok şükür bir baktım kendi kendimi Hong Kong'da buldum. Tabii uçakta yükseklik korkum da oldu halde. Nasıl oldu, nasıl olmadı. Bir anda kendimi Hong Kong'da buldum. Teklif geldi, sen de buraya geldin. Değerlendirdim. Şaka yaptım. Patronum dedi ki, ne abi Hong Kong'a gider misin? Abi giderim dedim. Şaka yapıyor bir belledim ama bir baktım ki ne, ağam gerçekten doğru söylüyor. Gider misin? Giderim dedi. Bir haftanın içerisinde biletim alındı. Usta dedi, cuma günü gidiyorsun. Abi etme tutma, yarı şaka yarı ciddi. Nasıl? Tamam. Daha söylendikten kaç gün sonra söylendi, gitmen gerekiyor? Bir hafta sonra. Bir hafta sonra Hong Kong'a. Bir hafta sonra. Pasaportun var mıydı? Yok. Pasaportu falan çıkarttım. Önce pasaportu çıkarttım. Bir hafta içerisinde çıktı. 3 günde pasaport çıktı. Vay. Pasaport çıktıktan sonra, ondan sonra geldim Hong Kong'a. Discovery Bay'e son anda başladım daha bu yıl. Aha. 2017'den bu yana. 2017'de Discovery Bay'de başladın. Şeyde, burada Sultan Table vardı, vegetarian. Başka bir yerdeydin. Sultan Table'daydım. 3 yıl orada çalıştım. Dil yok, bir şey yok. İlk bir yıl. Tabii Google Trans'ta transfer yaparak kendimi tanıtıyorum. Sağa sola öyle gidiyorum. Anladığım, vücut dili kullanıyorum. Anladığım kadarıyla hiçbir şey de bilmiyorum. Bir gün abi zoruma gitti. Dil bilmemek kötü bir şey. 40 yaşlarında bir şeyim o zaman. Şu anda 46 yaşındayım. 40 yaşlarındayım. Abi dil bilmek için büyük bir karton aldım. Günlük yazı yazdım. Harbi evde? Evde yazı yazdım. Kendi kendimi çalıştırdım. 1, 2, 3 derken İngilizceyi öğrendim çok şükür. Ondan sonra abi çalışmaya başladım. Bir yıl biraz sıkıntılar çektim ama çok şükür mutlu oldum. Bir yılda tamamen güzel oldu. Baktım buranın insanları gerçekten şahane. Aynen, güzel. Ustalığa, şeylere karşı abi bir saygıları var. Evet. Saygınları olduğu için ben de Hong Kong'a aşinası oldum. Hong Kong'a aşık oldum resmen. 2017'den bu yana Allah ne verdiyse yapıştır gitsin. Çalışmaya devam abi. Ben şefim restoranda, Türklerde. Burada zaten belli bir şef statüsü var. Tanışlar da var, Allah razı olsun. Onların da faydaları çok oldu. Onlardan da bayağı bir şeyler öğrendim. Tabii Türkiye'deki gibi olmuyor. Peki abi burada şu anda tek mi yaşıyorsun? Tek yaşım. İnşallah kısmet olursa ailem de en kısa zamanda getireceğim. Bütün sülaleyi getireceğim. Aileyi 6 diyeyim. Yıl olmuş. 7 yıl olmuş. Ya, niye getirmedin bu saate kadar? Çocuklar. En kısa sürede diyorsun da. Çocuklar o zaman çok küçüktü. Çocuklar küçüktü, büyüdüler. Gelin oldular. Şimdi torun sahibi oldum. İnşallah kısmet olursa. Oo. Eşim daha önce gelmek istemedi. Çocukları bırakmadı. Ama abi 6 yılda hiç mi gelmedi? Yok yok, 6 yılda gelmedi. Sadece buradaki. Yo, hani ziyarete de gelmedi. Yok yok yok. Sen gittim. Yılda kaç kere gidiyorsun? Ben her yıl 15 gün tatile gittim. Her gittiğimde de 2 tane kızım var, elimizi öper. 2 tane kızımın ikisini de her sene bir kızıma verdim. Her yıl bir kızı verdim. Düğüne gidip geliyorum. 2 yıl sürdü. 3 yıl çalıştım. Ondan sonra gene devam. Geri tekrardan şirketi değiştirdim.
Sultan Table'dı, Ahmet Bey de vardı, Allah razı olsun. İsa Bey vardı, şefimiz. Çok güzel bir insandı. Allah sizden de ondan da razı olsun. Onun sayesinde, eşin dostun sayesinde geri tekrardan geldim Hong Kong'a. Zaten Hong Kong'u arzuluyordum önceden. Çünkü Hong Kong'u seviyorum. Tekrardan geldim derken? 2-3 yıl tekrardan Türkiye'ye döndüm. Virüs döneminde. Aa, doğru. Çok kötü bir virüs dönemi vardı. O virüs dönemini atlattık. 17'de geldin, 2020'nin başında döndün. Döndüm. Martı gibi döndün. Evet. Ne zaman tekrar geldin? Şu anda 8 ay falan oldu geleli. 8 ay önce geldin. He. Wow. 8 ay geri tekrar geldim. Ama bayağı mücadele verdim. Ha. Bir an önce geleyim diye. Çünkü seviyorum abi Hong Kong'u. Tekrar gidip tekrar gelmek de bayağı şey ya, kaç yıldan sonra öyle bir Hong Kong'a aşıksın yani. Öyle bir Hong Kong aşıklığı var. Abi bir de Hong Kong'a aşık olmak şöyle bir konu. Buradaki insanların bize karşı olan saygısı, sevgisi çok mükemmel, çok büyük. O yüzden sevim yani, saygılı insanlar. Mesela saatlerce adam yemek bekliyor, hiç problem olmuyor. Bir sefer unutmuşum, bir saat boyunca adam orada yemek bekliyor, unuttuğum halde. En sonunda dedim ki abi, ne yiyeceksiniz dedim, menünüzü vermeden siparişinizi. O da dedi ki ne, ben de siparişimi verdim, siz unuttunuz. Bak, Türkiye'de olmuş gelip olsa, söylemiyor bile. Yok, söylemiyor. O kadar ki nezaket var insanda, o kadar ki mükemmellik var. Böyle insanlara insan kötü davranabilir mi? Her şeyin en alasını, her şeyin en güzelini yapar. Tabii ki ustalar olarak da buradaki insanlar çok güzel insanlar. Patronlar olsun, işverenler olsun, insanın hakkını veriyorlar yani. Türkiye'deki gibi öyle azarlama yok, şey yok. Bir saygınlık var. Bu çalışmaya rağmen o parayı hak ettiğimize göre en azından biz de mücadele ediyoruz. Mücadele veriyoruz. Çok şükür kendine gelene. Benim yerimde başkası da olsa gerçekten Hong Kong aşığı olur. Neden dersen? Çünkü insanları güzel. Geçenlerde çok oldu. İskeletorda yukarıya çıkıyordum. Bir anda iskeletorda gelen polis omuzuna bana çarptığı için tekrardan döndü. Belki 10 sefer özür diledi. Ben dedim ki problem değil dedim. Türkiye'de olmuş olsa böyledir. Lan gözün önüne baksana öküz. Kör müsündür? Ama buranın polisler olsun, vatandaşları olsun, I am sorry diyor yani, üzgünüm gerçekten, kibarlar, özür diliyor, çok kibarlar. Ya abi bu şekilde olduğu halde yani burada çalışmamak mümkün değil. Türkiye'ne burayı kıyaslarsan yok abi, ben burayı seviyorum. Çalışması da güzel. Maddi manevi her konuda güzel bir şeyi var. Çalışma sahası var. Güzel abi, ben seviyorum yani. Türkiye'deyken yine Antep mutfağı üzerine restoranlarda mı çalışıyordun? Abi yok. Yıllarca. Yok. Ben... O doğumdan oraya kadar olan kısmı ufak bir özet geçebilir ben misin? Bir de fırında çalıştım. Fırıncılık yaptım. 93'te geri tekrar bir kebapçı dükkanına girdim. Kebapçı dükkanı başkanı yeri ciğer kebap salonu diye Nur abimiz vardı. Başkandı ismi. Labu Başkan. Onun yanında çalıştım. 93'te 96'ya kadar. 96'da ondan sonra pidecilik. Pizza üzerine. Ondan sonra tekrardan Safyun Halı fabrikasına girdim. Anonim şirketi. Safyun Halı fabrikasında aşçılığa başladım. Aa. Hiçbir şey bilmedim halde. Bir girdim. ya biraz da delilik lazım yani insana. Evet abi, biraz lazım. Mücadele etmek için bazı kötü şeyler, her şeyi göze aldım. Usta mısın? Ustayım. Hiçbir şey bilmiyorum. Bir gittim, pilav yaptım, şey yaptım. Tamam dediler. Bir çalış, 10 yıl çalıştım. Bir yardıma gittim sadece 10 yıl boyunca. 2005 12. ayın 3'ü 10 yıl bir fiil hiç durmamaya devam ettim Safyun Halı'da aşçı olarak. Ondan sonra Antep'te yine. Antep'te. Hep Antep'te geçiyordum. Antep'te. Ondan sonra çıktım geri. Tekrardan Antalya'da Manavgat sitesinde Apollon Tapınağı'nın orada başkanın yeri vardı. Hiç balıklama direkt. Hangi başkan? Manavgat ne? Manavgat Manavgat'ta başkanın yeri dediler. Restoran. Ha, mekan adı mı başkanın yeri? Mekanın yeri. Pardon abi. Manavgat Belediye Başkanı. Yok. Bir şeyi falan sandım. Yok. Manavgat Belediye Başkanı değil. Tamam. Orada çalıştım 7-8 ay. Geri tekrar Türkiye'ye döndüm. İstanbul'da çalıştım. Pide fırında Koca Mustafa Paşa'da, Küçükhamam'ın bitişiğinde.
lahmacun pide fırını vardı. İstanbul'da. İstanbul'da. Nereden? İstanbul'da nereden düştü abi, yolun ya? Abi gözüm çok kara. Ben girerim abi. Çılgınlığı seveyim. Güzel yani. Ben dedim ki ben sabah kalktım. Abim dedi ki oğlum git. Bize kelle paça derler. Antep'in meşhur yemeğidir kelle paça. Hı. Git dediler bize paça filan al gel yiyelim. Ben orada otobüse bir bindim direkt İstanbul'dayım. Paça almaya gidiyorum ben İstanbul'dayım kendi kendime. Nasıl ya? Ya gerçekten İstanbul'a gittim 8 ay. Koca Mustafa Paşa'da küçük hamam bitişinde pide lahmacun sattığım yeri vardı. Gittim orada çalıştım 8 ay sonra geri Türkiye'ye döndüm. Antep'e mi? Antep'e döndüm. Ha. Antep'e döndükten sonra İşte bu gibi işler faaliyete girdi. Hı hı. Tesadüfen bir gün dedim ki anneme bir lahmacun yaptırayım. Annem öldü, Allah rahmet eylesin. Bütün annelerin menkanı cennet olsun. Bütün babaların, bütün geçmişlerimize rahmet olsun. Dedim bir lahmacun yaptırayım. Lahmacunu yaptırdığım yerde oradaki pideci arkadaş dedi ki sen Hong Kong'a gider misin? Abi giderim dedim ya. Abi nasıl gidersin? Abi vallahi giderim. Böyle dedim. Bir anda giderim. He, giderim dedim. Tamam dedim. Abi dedi sen adrenalin yaşamayı seviyorsun ama dedi. Dil bilmiyorum. Abi bilmeyin. Ben giderim dedim. Tamam abi dedi. Bu havada arada 2 hafta sonra patron geldi. Bu Hong Kong'daki Türk patron Ahmet Bey geldi Gaziantep'e. Dedi ki usta sen misin? Evet efendim benim. Dedi sen Hong Kong'da çalışır mısın? Ne dediyse kabul ettim. Abi çalışırım. Şunu biliyor musun? Biliyorum. Hong Kong'un haritadaki yerini biliyor muydun? Hiç biliyorum. Hiçbir zaman için. Hong Kong. Avrupa'da mı? Ne? Yok yok yok. Yo, yo. Hiçbir şey yok değil mi kafada? Hiçbir şey bilmiyorum. Kafam sıfır böyle. Çok güzel. Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece yurt dışında olduğunu biliyorum. Yurt dışına gideyim dedim. Bu havada da fakirlik diz boyu. Borç harç diz koyuyor. Her şey mükemmel. Hiçbir şey yok çocuklar. Kaybedecek neyimiz kaybedecek var? Kaybedecek sadece bir tane tişörtüm. Bizde gömlek derler. Sadece bir gömleğim var. Bir yelek derler ya eskiler. Bir yeleğim var. Yeleğim. Ya kaybetsem dedim neyim kaybederim. Aynen. Arkadaş bir yeleğim boşver dedim. O da olsun anasını satayım. Bismillah dedim bir yola çıktım abi. Ha. Uçak korkum var Allah'ım ya Rabbi. Bütün ayetlerin hepsini okuyayım. Uçakta gideceğini ne zaman öğrendin? Hong Kong'u tamam abi, dedin ama. Bir hafta kalasıya. Bir hafta sonra bilet alındı. Cuma günü. Abi etme tutma. Abi dedi biletin alındı. Tamam abi. Abi neyle? Gemiyle de gelemezsin. Mümkün değil abi. Korkuyorum da. Yükseklik korkusu var. Ben merdivenden 20-30. Kattan aşağıya bakamam abi. Başım evet, döner. Ben de bakıyorum. Ben korkuyorum. Korktuğum halde bir uçağa bindim abi. Uçağa bindiğim yerde böyle video çekiyorum. Uçağın kalkışında nasıl korkuyorsam bilmiyorum. Gerçekten ha. Kendi kendime böyle bir cesaret geldi. Dedim ki ben bu yola çıktım. Bu yola çıktıktan sonra. Bizi uçak mı korkutacak? Hiç. Demir parçası mı dedim. Bir de güvenilir. Hiç kimse korkmuyor. Bir de şu var. Korksam bile uçağa diyemem ki abi birinci rotarda ben duram. Sağda indir beni abi. Ben korkayım. Öyle bir lüksüm yok bir abi. Bir de bir şey diyeceğim. Direkt uçuş muydu? He direkt uçuş. Aktarmasız. Hong Kong ilk geldiğimde Hong Kong Dubai, aktarmalı geldi. Gaziantep, İstanbul, Dubai, Hong Kong. Üç yeri, işin kötü tarafı akşam bir de karanlıkta. Ha. Ben tabii ki böyle bu şekilde gidiyorum. Sadece şeyi takip ediyorum. Konvoy halinde ya başka yere geçsene de başka yere gideceğim ama hiç umurumda değil. Kaybolurum, rezil olurum. Tek tabii. Bindin uçağa yani yanında tek, bir şey yok, de yok. Yok, hani. Kimse yok. Tek bindim. Dedim ki ben bu başarıyı elde edeceğim Allah'ın izniyle. Gideceğim dedim ya çalışacağım, mücadele ediyorum. Abi Dubai'ye, neyse İstanbul'da uçak bir kalktı. Kalkarken ettim dedim geçer. Bir geldi evin içinde oturmuş gibi. Ondan sonra korkumu yendim. Daha ileriki zamanda Dubai'de indik. Allah'ım nereye gideceğim ben? Elimde telefon var ama hiçbir şey bilmiyorum. Ben de bu kalabalık nereye gidiyorsa ben oraya gideceğim. Abi bir bastım. Herkes nereye gidiyor? Allah'ın takdiri yok. Kurbanım kendine. Allah dilerse olur mu yani? Abi bir gittim şeye. Dubai'de uçağa binmişim. Hemen birdenbire yarım saat falan sürdü zaten. Kalabalık falan her hepsi. Şey reyonda X-Ray mı ne diyorlar. X-Ray reyonuna girdim. Ha. Hiçbir şey bilmiyorum. Dil yok bir şey yok. Ha yere gidiyor dedim. Abi bir bindim Hong Kong'a bir geldim. Tabii bu havada Hong Kong'a geldim ama ilk geldiğim günlerde çocuklardan ayrılmışım, ailemden ayrılmışım.
onun korkusu var. İçimde bir şey var yani. Ağladım. 3 gün boyunca ağladım abi. Dil bilmiyorum, bir şey bilmiyorum. Tatil var. Patron diyor ki pazar günleri tatilsin. Allah'ım ya Rabbi nereye gideyim? Laygayfon'da çalışayım. Laygayfon bir üst tarafta. Buranın bir üstü. Abi olacak gibi değil. Allah'ım ya Rabbi. Neyse Google Translate çeviri yapayım söyleyeyim. Google Translate çeviriyim. Ben diyorum taksiciye diyorum. Taksici Çince çeviriyim. Diyorum ki şuraya gideceğim. Mançay'da şefim var. Onun yanına gidiyorum. Taksini. Hep böyle Google Translate. Bir yıl boyunca aman yaman aman yaman. Bir günde zoruma gitti. Bayanın bir tanesi bana dedi ki ya öküz dedi. Sen dedi hiçbir şeye yaramazsın. Sen dedi bir şey yapamazsın. Burada çalışamazsın. Seni kim gönderirler. Dedi? Burada çalışan bir de ne Nepalli bir arkadaştı. Sen burada çalışamazsın dedi. Nasıl söyledi? Şeyce İngilizce söyledi. Sen burada çalışamazsın çeviri dedi. Çeviri mi yaptı? He çeviri yaptı. Sen burada çalışamazsın dedi. Dil bilmiyorum bir şey bilmiyorum dedi. O kadının söylemesinin üzerine ben İngilizceyi öğrenmeye çalıştım. Bir başladım abi. Ters tepte. Allah'ın izniyle. Var öyle moral bozan insanlar abi, her yerde güzel var. Güzel oluyor ama. Şimdi, ama hırslanıyor tabii kimine. İyi çok, geliyor. Çok güzel bir şey oldu. Öyle yapmasaydı ben şu anda İngilizceyi bilemezdim. Şu anda dünyanın neresine gitsek mesela dünyanın ortak dörtte biri İngilizce konuşuyor. Öyle abi. Kendi kendimizi konuşuyor. Kurtaracak kadar İngilizcemiz var. Çok şükür. En azından kendimizi tanıtıyoruz, hoşbeş ediyoruz. Ha, güzel bir şey abi ya. Tekrar artık bundan sonra aileni getirmeyi düşünüyorsun. Daha dönüş yok. Yok. Daha dönüş yok. Ailem de inşallah 2 haftaya kadar gelecek Allah'ın izniyle. Ha, 2 haftaya kadar vizesi çıkıyor. Ondan sonra abi dönüşüm ne olur? Burada permanent olurum. Buram vatandaşlığı. Aha. Ne alırım? Ondan sonra anne babamı da şeye getireceğim. Onlar ölmeseydi onlar bütün sülaleyi buraya getirmeyi düşünüyorum. Selam veren herkes Hong Kong'a davet edeceğim abi. Aynen. Gelsinler abi görsünler. Güzel yer hakikaten. Güzel yer abi. Yaşam. Saygınlık harika. Her şey aynen. Güzel abi. Aynen. Burada bu restoranı buranın da devam. Diğer şubesi sen genelde. 3 tane şubemiz var. Aha. Discovery Bay'de var abi. 2 tane bir corner shop'umuz var. Bir restoranımız var. Buradaki restoranla toplam 3 tane abi. Elhamdülillah. Patronlarımız güzel. İnsan gibi insanlar. Allah razı olsun. Güzel bir ekmek yiyor abi. İnsan gibi olduğumuzu bildik. Aynen. İnsan olduğumuzu anladık. Evet, çok şükür. Evet. Kendine gelenlere hamdolsun. Tabii bu videoyu çeken Sinan abime de bu havada çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Abi, bizi kırmadı. Buraya kadar geldi. Bu kadar zamanını harcadı. Allah kendine razı olsun abi. Abi ben teşekkür ederim abi. Gerçekten. Yani sen vakit ayırdın Allah, nasıl yani. Allah razı olsun abi. Çok sağ olasın. Ben teşekkür ederim abi. Dünyaya tanıtmak güzel bir konu. Aynen. Güzel bir duygu. Aynen. Tanıştığımızda da memnun oldum. Ne zaman istersen her zaman aynen. Kapımız da açık aynen. Abi. Aynen. Gelebilirsin. Bana müsaade abi. Ben tamamdır. Şeyli abi. Sipariş geldi. Sipariş geldi. Zaten abiye çok teşekkür ederim. Sizleri de izlediğiniz için teşekkürler. Şu Çılgın Tüklerin 2. bölümü burada sona eriyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.